Afrika. Burası insanlığın doğum yeri. Atalarımızın ilk adımlarını attığı yer olarak adlandırılır. Ancak büyük bir tropikal medeniyete de ev sahipliği yaptığı daha yeni ortaya çıktı. Bu kıtayı bir zamanlar şehirler ve krallıklar kaplıyordu. Ancak daha sonra arkalarında iz bırakmadan kayboldular. Bu büyük başarıya ne oldu? Profesör Jared Diamond, insanlık tarihinde yenilenen bir modeli keşfetmek için yola koyuldu. Bu onu Yeni Gine ormanlarından Peru'nun karlı doruklarına götüren bir yolculuk oldu. Diamond'ın araştırması, neden tek bir halkın, yani Avrupalıların dünyanın çoğunu keşfettiğini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Diamond, Avrupa zaferinin kökenlerinin binlerce yıl geriye gittiğini ve coğrafi konumunun gücünde yattığını iddia ediyor. Coğrafya, Avrupalılara yeryüzündeki en verimli ekinleri ve hayvanları vermiştir. Ve bu onların tüfek, mikrop ve çeliği geliştirmelerine izin vermiştir. İnsanlık tarihini belirleyen fetihlerin en büyük üç gücü. Şimdi Diamond, tüfek, mikrop ve çelik Afrika'ya geldiğinde ne olduğunu keşfetmek ve bu güçlerin hala hangi rolü oynadığını öğrenmek için araştırmasının son aşamasına başlıyor. Fakat Diamond'ın yolculuğu teorilerden çok daha fazlasını test edecek. Aynı zamanda insanlığın kendisini de sınayacak. A sınıfı 19D Güney Afrika Demir Yolları Buharlı Lokomotifi. İskoçya'nın Glasgow kentinde 1932'de üretildi. Teknoloji ve insanın başarısının bir mirası. Bir kıta boyunca uzanan bir yol açmak için inşa edilmiş bir araç. Avrupalı tüfeğin, mikrobun ve çeliğinin zaferinin kalıcı bir sembolü. Bu lokomotif ve onun çelik rayları Jared Diamond'ı Afrika'nın hikayesine doğru taşıyacak. Bu kökleri tutku ve hırsa dayanan bir hikaye. Avrupalıların küresel fetih arayışında yerel toprakların ötesine uzanışıdır. Avrupalılar dünyaya yayıldıkça diğer insanlara hükmettiler, demir yolları inşa ettiler. Avrupa modelinde zengin toplumlar geliştirdiler. Bunu Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya'da başarıyla yaptılar. Daha sonra Afrika'ya ulaştılar ve bu aynı şeyin tekrar başlaması gibi göründü. Fakat Afrika farklı olacaktı. Orası yabancı istilacılardan saklanmış, tehlike ve sırların mekanıydı. İlk Avrupalı yerleşimciler Güney Afrika'ya 1600'lerin ortalarında geldiler. Kıtanın güney ucundaki Ümit Burnu'nda karaya çıktılar. Çiftlikler kurarak, buğday ve arpa ekerek, sığır ve koyun güderek çabucak bu yeni kıtaya yerleştiler. Kulağa garip gelebilir fakat tüfek, mikrop ve çelik teorim bunun gibi sıradan tarım faaliyetinden doğdu. Araştırmam 30 yıldan daha uzun bir süre önce Papua Yeni Gine'ye bir gezimde, buradaki insanların neden Avrupalı ve Amerikalılardan çok farklı bir şekilde yaşadıklarını anlamaya çalışmamla beraber başladı.
Fark ettim ki cevabın başlangıcı tarıma dayanıyordu. Yeni Ginililerin yetiştirebildikleri sadece birkaç yerli ürünü varken ve hiçbir yerli çiftlik hayvanları yokken, benim atalarım bundan 10 bin yıl önce bile evcil hayvanların ve bitkilerin bolluğuyla kutsanmıştı. Yüzyıllar boyunca bu onlara şehirler, uluslar ve hatta dışarıda koloniler kurmak için büyük bir avantaj sağlamıştı. Fakat Güney Afrika Avrupa'dan 5000 mil uzakta. Yerleşimciler için Avrupa ekinlerini ve hayvanlarını dünyanın bunca uzak bir yerine ihraç etmek nasıl mümkün olmuştu? Bu yetenek kadar iyi şansa da dayanıyordu. Coğrafi konum yerleşimcilere son derece iyi bir ev dağıtmıştı. Güney Yarımküre'de Avrupa'ya benzeyen az sayıdaki bölgelerden birine rastlamışlardı. Çünkü Ümit Burnu ve Avrupa aynı enlemde veya ekvatordan aynı uzaklıkta yer alır. Ve birbirinden oldukça ayrı olan bu bölgelerin sıcaklık ve ikliminin neredeyse tamamen aynı olduğu anlamına gelir. Avrupalılar şu anda Hempes du Toit gibi kendi torunları olan insanlara ait olan zengin çiftlikler ve şehirler kurabilmişlerdi. Aileniz asırlardır burada. Peki siz bu toprak hakkında neler hissediyorsunuz? Çocukluk günlerinden bu yana toprağı hep sevdim ve tarım birçok nesil boyunca ailemizde var oldu. Bana bu çiftliğin geçmişinden bahseder misiniz? Bu topraklar 1683'te yani ilk yerleşimciler Ümit Burnu'na geldikten sadece birkaç yıl sonra alınmış. Ama du Toit gibi yerleşimciler bu toprakların boş olmadığını biliyorlardı. Bugün bile tarlaları Khoisan olarak bilinen Ümit Burnu'nun asıl sakinlerinin izlerini ortaya çıkarıyor. Bu çok ilginç. Evet. Bu taş devrinden kalmış. Güzel. 1683'te kıtanın yerleşimciler tarafından işgalinden önce bu kıta büyük ihtimalle Khoisan halkının elindeydi. Bunlar derileri bronzlaştığında derilerini soymak için kullandıkları araçlardı. Güzel. Ve eline nasıl kolayca nasıl tamamen oturduğunu görebiliyorsun. Evet. Avrupalıların gelişiyle beraber bu yerel insanlar kendi kıtalarından sürüldüler. Fakat fethin görülmez ve hatta daha yıkıcı bir yüzüyle de karşılaştılar. Diamond'ın insanlık tarihinin en büyüklerinden biri olarak tanımladığı bir güçle, mikroplarla. Tarımın önemini fark etmek beni tüfek, mikrop ve çeliğin bir sonraki şaşırtıcı buluşuna götürdü. Evcil hayvanlar Avrupalılara tamamen habersiz oldukları bir avantaj getirmişti. Çiftlik hayvanlarının yakınında yaşayarak bu hayvanlardan daha sonra insan hastalıklarına sebep olacak şekilde evrim geçiren mikropları ve virüsleri aldılar. Yüzyıllar boyunca buna maruz kalan Avrupalılar bu hastalıklara karşı bir derece direnç kazandı. Fakat Avrupalılar dünyaya yayıldıkça aynı dirence sahip olmayan ve yıkıcı hastalık salgınlarına, özellikle de çiçek hastalığına yenik düşen insanlarla karşılaştılar. Amerika'da milyonlarca yerli insan bu hastalıktan öldü. Ve hastalık burada, Ümit Burnu'nda, Khoisan halkına da aynı hasarı verdi. Çiftçilikleri ve mikroplarıyla Avrupalılar, Afrika'nın güney ucunda kendilerine sağlam bir yer edindiler. Artık genişlemeye yönelmişlerdi. ...1830'larda... öncülük ruhunda Avrupalıların Kuzey Amerika'dan Avustralya'ya uzanan yayılışında görülene benzer şekilde bir patlama yaşandı.
Bu sefer söz konusu olan Hollandalı yerleşimcilerdi ve bu öncüler Kuzey Amerika ve Avustralya boyunca ilerleyen öncüler gibi iç kısımlara girdiler. 1830'lar boyunca binlerce Hollandalı çiftçi aileleri ve sahip olduklarıyla beraber at arabalarına binerek yerleşmek için yeni topraklar bulmak üzere Ümit Burnu'ndan ayrıldı. Bu Hollandalı yerleşimciler kendilerine Boortrekker dediler ve bu öncüler Avrupalı fethin bir başka aracını, tüfeği kullandılar. Bu her Boortrekker'ın arabasında bulunduracağı tipik bir silah olan ağızdan doldurulan bir tüfek. Özellikle Hollanda kökenli Güney Afrikalılar bu silahı kullanmakta ustaydılar. Bu silahı at sırtında yeniden doldurup ateş edebiliyorlardı. Bu ağızdan doldurmalı tüfekler hala Boortrekker'ların torunları tarafından oldukça rağbet görüyor. Sağlıklı olan her erkek bu tüfeklerden en az 2 ya da 3 tanesine sahip oluyordu. O günlerde bu bir insanın yaşam haline gelmiş olmalı. Her şey buna bağlıydı. Bununla avlanırlardı. Bu onların bir parçasıydı. Yani eğer o zaman da bir silah kullanmıyorsanız sizde bir sorun var demekti. Tüfekler ve yapıldıkları çelik, Avrupalıların kendileriyle beraber dünyaya taşıdıkları büyük avantajların son ikisiydi. Tüfekler Avrupa'nın dışında başlayan fakat Avrupalıların mükemmelleştirdiği binlerce yıllık kompleks teknolojik gelişmelerin bir sonucudur. Ve bu tamamen tarımın onlara binlerce yıl önce verdiği avantajdan kaynaklanıyor. Bu çakmak taşlı silah. Aslında bunu söylememeliydim fakat neredeyse bugün cep telefonunun olduğu kadar önemliydi. Cep telefonu olmadan dışarı çıkamazsınız. O günlerde çakmak taşlı silahınız olmadan çıkamazdınız. Ateş. Bu şekilde silahlanan Avrupalı yerleşimciler Afrika içlerine doğru ilerlerken her türlü engelin üstesinden gelecekleri konusunda kendilerine güveniyor olmalıydılar. ...17 Şubat 1838'e gelindiğinde yerleşimciler Ümit Burnu'ndan 800 mil içeriye ulaştılar. Fakat yabancı ve keşfedilmemiş bir bölgeye giriyorlardı. Birdenbire karanlığın içinden Afrikalı yerlilerden oluşan bir ordu çıkıverdi. Kurbanlarının tamamen bozguna uğramadan tek bir el bile ateş edecek zamanları olmadı. Birkaç saat içinde 300'e yakın yerleşimci ölmüştü. Düşman acımasızca saldırdı. Erkekleri, kadınları ve çocukları öldürdü. Böylesine acımasız ve hesaplanmış bir saldırıyı gerçekleştirebilen ve Avrupalıları yollarından alan kim olabilirdi? Aslında Boortrekker'lar kudretli bir Afrika krallığının sınırları içinden geçmişlerdi. Burada Ümit Burnu'ndaki Khoisanlardan çok farklı insanlar yaşıyordu.
ve Zulularla karşılaşmışlardı. Zulular o zamana kadar karşılaştıkları herkesten çok farklı olan bir insan grubuydu. Bu organize olmuş bir insan topluluğuydu. Zulular bir benzeri olmayan ve oldukça gelişmiş bir Afrika devletinin kurucularıydı. Askeri yetenekleri yerli komşuları olan Afrikalıları yenmelerini sağlamıştı. Yaklaşık 80 bin metrekare toprağı ellerinde tutuyorlardı. Oldukça karmaşık bir ekonomi ve toplum kurmuşlardı. Zuluların topraklarını şiddetli biçimde savunmaları Boatrakerların beklediği bir şey değildi. Onların baş edebileceğinden çok daha fazla sayıdaydılar. Zululardan gelecek bir saldırıya hazır değillerdi. Hiçbir problemle karşılaşmadan 10-15 bin askeri seferber edebilecek bir kralla karşı karşıyaydılar. Her görevi üstlenebilirlerdi. Tamamen korkusuzlardı. Yerleşimciler sersemlemiş ve mahvolmuştu. Boatrakerlar ve tüfek, mikrop ve çeliğin gücü Afrika'da dengini mi bulmuştu? Boatrakerlar Zulu'ların kim olduğuyla ya da böylesine karmaşık bir devleti nasıl kurduklarıyla çok az ilgilendi. İstedikleri kavgaydı. Dağınık haldeki kuvvetlerini at arabalarından oluşan büyük bir çemberin arkasında topladılar ve kendilerini savaşa hazırladılar. 16 Aralık'ta şafak vakti 10 bin Zulu, sayıları kendilerinden çok daha az olan yerleşimcileri yok etmek için ansızın saldırdı. Fakat bu sefer Avrupalılar teknolojilerini mümkün olan en yüksek verimde kullandılar. Ağızdan doldurmalı tüfeklerin ateş hızını artırmak için bazıları tüfekleri doldururken diğerleri ateş ediyordu. Ateş ediyorlar, silahı geri veriyorlar ve başka bir silah daha alıyorlardı. Böylece her 5 ya da 6 saniyede bir atış yapabiliyordunuz. Anlayacağınız üzere bu çok önemli bir şeydi. Bu sefer tek bir Zulu bile kamp alanına 10 adım dahi yaklaşamamıştı. Tam bir katliamdı. Boatrakerlar muhtemelen 3000-3500 Zulu'yu öldürdü. Kendilerinde ise sadece 3 yaralı vardı. Bu çatışma Kan Nehri Savaşı olarak bilinmeye başladı. Zulular bozguna uğramıştı. Tüfek, mikrop ve çelik üstün gelmişti. Muzaffer Avrupalı yerleşimciler Zulu topraklarının ötesine doğru devam ettiler. Bu arada teknolojilerindeki yeni gelişmeler fetin kapsamını genişletmelerine izin veriyordu. Demir yolları önemliydi. Demir yollarıyla beraber birçok insan ve bu insanların ihtiyaçları geniş bölgelerde taşınabilir. Ve Avrupalılar Afrika'da tren yolları inşa ettiler. İç bölgelere doğru ilerlediler. Kendilerini ve gereksinimlerini taşıdılar. Endüstri devrimi çağıydı. Afrika'nın kolonileştirilmesi için kullanılacak bir silah daha sunan bir çağ. Kan Nehri'nde görülen yıkıcı ateş gücünü tek bir adamın eline veren bir silah. Bu bir mitralyöz. Eski tek atışlık silahlarla karşılaştırıldığında bu silahı bu kadar mükemmel yapan şey, bu silahın
dakikada 500 kere durmaksızın ateş edebilmesi. Tek atışlık silahlara sahip yaklaşık 100 adamınkine eşit bir ateş gücü var. Avrupalılar Afrika'da ilerledikçe istilaya Zulular kadar düşmanca karşılık veren bazı kabilelerle karşılaştılar. Fakat Matabele gibi halkların dünyanın ilk tam otomatik silahına verecekleri bir cevap yoktu. 1893'ün Ekim'indeki Matabele çatışması saatlerle ölçülebilecek kadar kısa sürdü. Yerleşimciler Matabele savaşçılarını geriye sadece birkaçı kalıncaya kadar öldürdü. Antik teknolojinin Avrupa'daki buluşlar düşünüldüğünde en son ve en ileri teknolojiyle karşılaşmasının gerçek bir örneğiydi. Bu yeni bir çağın doğuşu gibi görünüyor. Afrika içlerine kadar uzanan yollar açan Avrupalılar. Kabileleri art arda yenmeleri ve gönüllerinin istediği yere yerleşmeleri. Tüfeğin, mikrobun ve çeliğin galip gelmesi. Fakat artık bu yerleşimciler tamamen yeni bir düşmanla yüzleşecekler. Bir zamanlar en büyük müttefikleri olan bir düşmanla, coğrafyayla. Yerleşimciler kuzeye doğru ilerleyip toprakları tarla yapmak için temizlediler. Afrika'da refah içinde bir hayat kurabileceklerinden emindiler. Birdenbire işler ters gitmeye başladı. Toprağa sürmek imkansız hale gelmişti. Ekinleri büyümeyi reddediyordu. Ayakkabıları çamurda parçalanıyordu. Ve bu sadece başlangıçtı. Avrupalıların karşılaştığı ikinci büyük problem hayvanlarının ölmesiydi. Atları ve öküzleri dünyanın diğer bölgelerindeki Avrupalı avantajının önemli bir parçasıydı. Öküzler çekiş hayvanı, atlarsa askeri hayvanlar olarak kullanılıyordu. Fakat burada Avrupalıların hayvanları ölüyordu. Bu evcil hayvanlar ve ekinler Avrupa medeniyetini binlerce yıl ayakta tutmuştu. Tüfek, mikrop ve çelik olmasa fetih ve kolonileşme tarihi olmazdı. 5 şimdi çevrelerinde Afrika yerlilerini sağlıklı bir şekilde çiftçilik yaparken ve sığır güderken gören yerleşimcilerin kendileri korkunç ateşler içinde hasta düşüyorlardı. Bu nasıl mümkün olmuştu? Bu garip ve yeni toprağın sırları nelerdi? Tüfek, mikrop ve çeliğin arkasındaki fikirlerin tümü coğrafyadan çıktı. Ve coğrafya Avrupalıların neden başarısızlığa uğradığını açıklıyor. Avrupalı ekinler Ümit Burnu bölgesinde iyi geliştiler. Çünkü benzer bir enlemde bulunan Ümit Burnu Avrupa'nın bir aynası gibiydi.
Fakat yerleşimciler Afrika'nın içlerine doğru ilerledikçe kuzeye hareket ediyor, yavaş yavaş ekvatora yaklaşıyordu. Yaklaşık 23 derece güney enleminde Limpopo Nehri'nin yakınlarında Oğlak Dönencesi olarak bilinen önemli bir coğrafi sınırı geçtiler. Tanıdık Avrupa iklimini arkalarında bırakıyor ve tamamen yeni bir dünyaya giriyorlardı. Tropikal bölgeye girmişlerdi. Avrupa ile ya da ılıman bölgelerle karşılaştırıldığında tropik bölge tamamen farklı kurallarla işliyordu. Avrupa, Kuzey Amerika ve Ümit Burnu'nun 4 mevsimi yerine burada sadece 2 mevsim vardı. Kurak mevsim ve yağışlı mevsim. Buğday ve arpa, Avrupa uygarlığını asırlardır ayakta tutan ekinler, bu tropik iklimde hayatta kalacak şekilde evrimleşmemişti. Fakat Afrika yerlileri, Zulular, Matabeleler, yerleşimcilerin karşılaştığı tüm kabileler tarıma Avrupalılar kadar bağımlıydı. Avrupalılar başarısızlığa uğruyorken onlar nasıl başarılı oluyorlardı? Bugün bile Afrika kıtası binlerce farklı kabileden oluşur. Her birinin gelenekleri ve dilleri diğerinden çok ince çizgilerle ayrılmıştı. Bu kadar büyük bir çeşitlilik çoğu Afrikalının birden çok dil öğrenmesi gerektiği anlamına gelir ve bu yetenekleri çok küçük yaşta edinirler. Kaç dil bildiğinizi öğrenmek istiyorum. Burada kim Bemba dilini biliyor? Lozi dilini anlayan ya da konuşan biri var mı? Sen Lozi dilini biliyor musun? Bemba dilini de biliyor musun? Bildiğin başka bir dil var mı? Lovak. Lovak. 4 dil ediyor. Güzel. Çoğu Amerikalı sadece tek dil biliyor. Bu farklı dillere biraz maruz kaldıktan sonra bir şeyi fark etmeye başlıyorsunuz. Hepsi kulağa dikkat çekecek ölçüde benzer geliyor. Diller beni büyüler ve nereye gidersem Afrikalılara diliniz nedir, dilinizden birkaç kelime söyler misiniz diyorum. Güneş kelimesiyle ilgili bulduklarım şunlar. Neanja dilinde güneşin karşılığı Azuba. Bemba dilinde Haka Zuba. Chiwa dilinde ise Dzuba. Ve Senga dillerinde tekrar Zuba ya da su için kullanılan kelime. Neanja dilinde Manzi, Bemba dilinde Amenchi ve Chiwa'da Manzi. Gene birbirlerine çok benziyorlar. Bu linguistik benzerlikler bize ne anlatıyor? Tropik Afrika'daki çoğu modern dilin ortak bir kökenden geldiğini. Bugün konuşulan dillerin çoğunun atası olan ve tek bir insan grubu tarafından konuşulan atadan kalma tek bir dil. Dil bilimsel analiz, Batı Tropik, Batı Afrika'da ortaya çıkan ve Bantu olarak bilinen bir dil ailesini ayırdı. Yaklaşık 5000 yıl önce Bantu dilini konuşan ilk insanlar, ekinleri, hayvanları ve dilleriyle beraber yeni topraklara yayılmaya başladı. Ve yüzyıllar içinde Bantu kültürü Afrika'nın tropikal bölgesine yayılan yüzlerce kabileye bölünerek evrimleşti. Fakat bu Pan-Afrikalı uygarlığın varlığı uzun yıllar boyunca göz ardı edilmiştir. Doktor Alex Corman, Güney Afrika'nın ırkçı geçmişinden gelen mirası ortadan kaldırmaya çalışıyor. Scorman,
Limpopo Nehri kıyısındaki arkeolojik bir alanda kazı yapıyor. 20. yüzyılın başlarında Güney Afrikalı beyazlar arasında bir yer hakkında söylentiler yayılmıştı. Buranın Kraliçe Sheba ya da erken dönem beyaz bir uygarlığın merkezi olduğu söyleniyordu. Yani derilerinin rengi Afrikalılardan daha açık bir halkın burada ilk yaşayanlar olduğu söyleniyordu. Ama bunun tam aksine Afrika'ya ilk ayak basan beyazlardan çok daha önce Afrikalılar burada büyük bir uygarlık kurmuş, devlet yönetmişlerdi. Mapungutwe yani çakalın yeri olarak bilinen bu yer Avrupa'daki ilk uygarlıklar gibi bir krallığın tam kalbinde kurulmuştu. Mapungutwe bir merkezdi. Devasa bir devletin başkentiydi ve bu tepenin etrafında 5000 kadar insan yaşıyordu. Fakat vadide yaşayan ve şehri beslemek için gerekli tarım mahsullerini üreten birkaç bin insan daha vardı. Sığırlara, koyunlara sahiptiler. Süpürge darısı ve aktarı yetiştiriyorlardı. Demir işliyorlardı. Bu Güney Afrika'da görülen devasa şaşırtıcı bir gelişmeydi. Gerçekten çok şaşırtıcıydı. Ve bu yalıtılmış bir devlet değildi. Güney Afrika'ya ve ötesine yayılan çok daha büyük bir ekonomik ağın parçasını oluşturuyordu. Bunlar Mapungutwe boncukları, mavi olanlar. Bunlar da Hint Okyanusu kıyısından gelen mavi boncuklar. Ve Mapungutwe'nin onu kıyıya kadar bütün bölgelere bağlayan bir uluslararası ticaret ağının parçası olduğunu bunlardan biliyoruz. Kuzey Botswana'ya kadar giden ve oradan aldığı malları Hint Okyanusu'na kadar taşıyan böylesine karmaşık bir ticaret ağı kurmak Afrikalıların inanılmaz bir başarısıdır. Yani Afrikalılar, Avrupalı yerleşimcileri bozguna uğratan tarım sorunlarını aşmışlardı. Hindistan kadar uzak bir yerle ticaret yapabilen, karmaşık toplumların temeli haline gelen ve kıta boyunca yayılan benzersiz bir tropik tarım sistemi geliştirdiler. Fakat filizlenmekte olan bu tropik uygarlığın kalbinde çok daha sıra dışı bir hikaye yatıyordu. Tropik bölgeye girer girmez Avrupalılar ve hayvanları korkunç hastalıklara yenik düştü. Ateş nüfuslarını harap etti. Fakat tropik bölgedeki Afrikalılar aynı belirtilerin çok daha azını gösterdi. Çoğu Avrupa silahlarının en ölümcül olanının çiçek hastalığının karşısında bile hayatta kalmayı başardı. Kuzey ve Güney Amerika'nın yerli halkını ve Ümit Burnu'ndaki Khoisan'ları mahveden hastalık. Bu nasıl mümkün olmuştu? Diamond hepsinin coğrafyayla ilgili olduğunu düşünüyor. Avrupalı yerleşimcileri ve hayvanlarını öldüren hastalıkların çoğu tropik dünyaya özgüydü. Avrupalılar daha önce bu hastalıklarla karşılaşmamışlardı. Bu, fethin olağan gidişatının tersine dönmesiydi. Yeni dünyada mikroplar, yerli insanları öldüren Avrupalıların tarafında olan bir silahtı. Burada ise Avrupalıları öldüren, Avrupalıların geçmişlerinde maruz kalmadığı yerli mikroplardı. Yani burada da silahlar, mikroplar ve çelik iş başında fakat mikroplar Avrupalıları öldürerek ters yönde çalışıyordu. Yerleşimciler ve beraberlerinde getirdikleri çiftlik hayvanları tropikal enfeksiyon ve hastalık ordusuna yenik düşmüştü. Fakat Afrika'daki sığırlar binlerce yıl içinde bu tropik mikropların çoğuna karşı dirençli hale geldi. Bu hayvanlar tropik bölgedeki Afrikalılarda çiçek hastalığından ölümün Khoisan'larda olduğu kadar çok olmamasının nedenini açıklayabilir.
Çiçek hastalığı virüsü sığırdan insana ilk defa yüzyıllar önce geçti. Ve şu anda uzmanlar bu virüsün ilk olarak tropik Afrika'da ortaya çıkmış olabileceğini düşünüyor. Afrikalılar kuşkusuz bu hastalığa aşinaydı. Hatta hayat boyu bağışıklık sağlayacak aşı yöntemleri bile geliştirdiler. Daha fazlası da vardı. Afrika yerlileri dünya üzerindeki en ölümcül hastalıklardan birine sıtmaya karşı antikorlar geliştirdi. Avrupalı yerleşimcileri alt üst eden sivrisinek tarafından taşınan bu hastalıktı. Tropik bölgedeki Afrikalılar sıtmayla sadece antikorlardan fazlasıyla savaşıyorlardı. Tüm bir uygarlık öncelikle mikrop kapmayı engellemeye yardımcı olacak şekilde evrimleşmişti. Yüksek ve kuru yerlere, sivrisineklerin ürediği nemli ve rutubetli yerlerden uzağa yerleşmeye meyilliydiler. Geniş alanlara yayılmış, nispeten küçük topluluklarda yaşayarak Afrikalılar sıtmanın bulaşma oranını sınırlayabiliyordu. Bu olağanüstü bir başarıydı. Fakat Avrupalılar Afrikalıların yaşam şeklini pek anlamadı. Yerleşimlerini su için kullandıkları nehirlerin ve göllerin yakınına, sivrisinekler tarafından istila edilen yerlere kurdular. Binlerce Avrupalı öldü. Tropikler Avrupalı tüfekleri, mikropları ve çeliği mağlup etmiş ve Afrikalılar galip olmuş gibi görünüyordu. Tropik dünyaya çok iyi uyum sağlamış, kompleks bir medeniyete sahiptiler. Geniş bir kültürel dağılımla kıtaya yayılmış bir medeniyet. Bu Avrupalı tüfeklerin, mikropların ve çeliğin sonu muydu? Gelecek bu kudretli tropikal uygarlık için ne getirecek? Avrupalılar Afrika'ya yerleşemedi. Afrika, Kuzey ya da Güney Amerika gibi olmayacaktı. Ama Afrika, kolonici güçleri hala kendine çeken bir şeye sahipti. Büyük miktardaki doğal kaynak rezervi, bakır, elmas ve altın. Avrupa fethi, tüfek, mikrop ve çelik hikayesi artık yeni bir döneme giriyor. Belçikalılar 1800'lerin sonlarında şu anda Kongo Demokratik Cumhuriyeti olarak bilinen yerde milyonlarca Afrika yerlisini köylerinden sürerek kauçuk toplamak, bakır ve diğer madenleri çıkarmak için çalıştırdılar. Arkalarından evlerini yaktılar. Bin yıllık tropik medeniyetlerini küle ve toza dönüştürdüler. Çok azı Belçikalılarınki kadar merhametsizceydi. Fakat kıtadaki milyonlarca Afrikalı tropik şartlara tamamen uyum sağlamış bir hayat tarzını bırakmaya ve Avrupalılar için çalışmaya zorlandı. Afrika'nın doğal zenginliklerini Avrupa'ya taşımak için Avrupalılar tekrar teknolojilerine döndü. Daha fazla demir yolu yaptılar. Yarım asırdan daha uzun bir süre ve on binlerin emeğinden sonra parlayan çelikten raylar Ümit Burnu'ndan tropik bölgenin tam kalbine kadar ulaşıyor. Ve bu
Avrupalıların Afrika'nın zenginliklerini ele geçirmeleri için yapılmıştı. Afrika medeniyetinin harabeleri üzerine kurulmuştu. Uzun süreden beri Afrika'da tüfek, mikrop ve çeliğin izini sürüyorum. Bu tren ve üzerinde ilerlediği yol bile hikayemin kalbinde bulunuyor. Bu raylar hala kullanılıyor. Başlangıçtaki görevlerini hala yerine getiriyor. Trenler Afrika'nın güney ucundan günümüz Kongo'suna ve Zambiya'sına yolculuk ediyor. Tonlarca bakırı ve diğer madeni taşıyor. Fakat Afrika artık bir koloniler kıtası değil. Milletleri özgür ve bağımsız. Tüfek, mikrop ve çelik teoremin günümüz Afrika'sındaki yeri nedir? Endola, Kuzey Zambiya. Gerrit Diamond için yolun sonu. Komşu ülke Kongo'daki iç savaş bu hattın son birkaç milini çok tehlikeli bir hale getiriyor. Fakat burada bile modern Afrika'nın gerçeği çok açık. Şu anda Afrika tropiğinin merkezindeyim. Afrika'nın ve tüm dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Zambiya'dayım. Burada ortalama yıllık gelir birkaç yüz dolar ve bir Zambiyalı'nın ortalama hayat süresi 35 yıl. Yani ben şu ana kadar iki Zambiyalı ömrü yaşadım. Buradayken aklımdan geçen tarih, coğrafya, tüfek, mikrop ve çelik, Zambiya'nın bugünkü kötü durumunu anlamamızı sağlayacak neler söyleyebilir sorusu. Modern Zambiya'da, tropik Afrika'da bir zamanlar gelişen büyük yerli medeniyetlerin izlerini çok az görebiliyorum. Onun yerine gördüğüm kolonileşmeyle şekillenmiş bir ülke. Avrupa modeline göre inşa edilmiş ve Avrupalılar tarafından kurulan madenlerin ve demir yollarının hemen bitişiğinde gelişen şehirler ve kasabalar görüyorum. Peki ya bu kıtayı ve bu insanları başlangıçta şekillendiren büyük kuvvetler, Avrupalılar tarafından fethinin arkasındaki güçler, tüfek, mikrop ve çelik modern Afrika'nın neresinde? Sıtma Zambiya'da endemik bir hastalık. Bu bir numaralı kamu sağlığı problemi ve özellikle çocuklara baktığınızda, bir sağlık kuruluşuna gittiğinizde, hastanenin ayakta tedavi servisindeki çocukların %45'inde sıtma var. Diamond'ın tarihin büyük kuvvetlerinden biri olarak tanımladığı mikrop, modern Zambiya'nın hikayesini hala şekillendiriyor. Sadece yakın zamandaki AIDS felaketi değil, fakat aynı zamanda Avrupalıları hezimete uğratan antik tropik hastalık sıtma. Sıtma şu anda 5 yaşın altındaki Afrikalı çocukların bir numaralı katili. Bu eski defter hastanede görülen ölümlerin sayısını gösteriyor. Çoğu 5 yaşın altındaki çocuklar. Bu 1,5 yaşında. Bu 3 yaşında. Bu 5 aylık. Bu 1 yaşında. Çoğu gerçekten 5 yaşın altındaki çocuklar. Tropik bölgedeki Afrikalılar bir zamanlar geniş alanlara yayılmış yerlerde yaşıyorlardı. Ve bu sıtmanın yayılımını en aza indiriyordu. Fakat artık yüksek nüfus yoğunluğuna sahip modern şehirlerde ve kasabalarda yaşıyorlar. Ve enfeksiyon oranı önemli ölçüde arttı. Mikropların getirdiği yük ülkenin başına bela olan en büyük problemlerden biri. Şüphe yok ki sıtma ülkemizde çok büyük bir ekonomik yük getiriyor. Çünkü farkındasınızdır, birçok çocukta sıtma var. Eğer sadece bu koğuştaki çocukları göz önüne alırsak,
Onların anneleri bir yerlerde çalışıp bir şeyler üretiyor olabilirlerdi. Bu üretkenliğin doğrudan büyük ölçüde etkilendiğini bildiğimiz yollardan biri. Önemli iktisatçılar son yarım asır boyunca Afrika'daki yıllık %1 büyümenin tamamıyla sıtmaya bağlanabileceğini tahmin ediyor. Afrikalıların bin yıllar içinde sıtmadan korunmak için geliştirdikleri bağışıklıklar ve antikorlar artık onlara yeterli koruma sağlamıyor. Hastalığın özellikleri mutasyona uğruyor ve standart ilaçlar daha az etkili hale geliyor. Sıtma vakalarının yükseldiği mevsimlerde bu hastanede günde 7 çocuk ölebiliyor. Siz buna alışıksınız. Ben değilim. Bu sahne size nasıl hissettiriyor? Yani Zambiya'daki işiniz. Dürüst olmam gerekirse Jared, buna alışık olduğumu söyleyemem. Çünkü hastalığa ve neticesindeki ölüme alışabilecek biri olduğunu sanmıyorum. Özellikle sevdiğiniz ve sizin bir parçanız olan insanların ölümüne. Bu sorunun boyutları yüzünden söyleyebileceğim şey, birinin elinden gelen her şeyi yapmak isteyeceğidir. Anlatabiliyor muyum Jared? Bir şeyi zihinsel olarak anlamakla doğrudan doğruya deneyimlemek arasında bir fark var. Kitabımda mikroplar tarihin 3 ana kuvvetinden biriydi ve kişisel değildi. Mikropların hala iş başında olduğu bir yerde bulunmak beni gerçekten etkiliyor. 30 yıl önce bir yolculuğa başladım. Otuz yıl önce dünyamızdaki eşitsizliğin kaynağını öğrenmek için bir arayıştı bu. Hikayenin uygarlığın başlangıcına kadar gittiğini ve aslında gezegenimizin coğrafyasında yattığını keşfettim. İnsanlar çiftçiliğe ilk başladıklarında küçük bir alan en iyi ekinlere ve hayvanlara sahip olacak kadar şanslıydı. Ve bu bir grup insana eşi olmayan tarihsel bir üstünlük verdi. Avrupalılar silahları ve çeliği mükemmelleştirdiler. Ölümcül hastalıkları ve mikropları evrimleştirdiler. Daha sonra bunları kıtaları fethetmek ve sıra dışı bir servet edinmek için kullandılar. Coğrafyanın, tüfeklerin, mikropların ve çeliğin dünyamızın tarihini şekillendiren en güçlü etkenler olduğu sonucuna vardım. Burada Zambiya'da bu kuvvetler bugün dünyayı hala şekillendiriyor. Tropik mikroplar bu ülkeyi ve insanlarını alt üst ediyor ve onları yoksulluğa sürüklüyor. Bu Zambiya'nın her zaman tarihin ve coğrafyanın büyük kuvvetlerinin kurbanı olacağı anlamına mı geliyor? Ya da Afrika'nın şimdi olduğu gibi fakir bir geleceğe mahkum olduğu anlamına mı? Kesinlikle hayır. Ve mesajın umut dolu bir mesaj olduğunu söyleyebilirim. Afrika ve az gelişmiş bölgeleri unutun diyen determinist, kaderci bir mesaj değil. Dünyanın farklı bölgelerinin bu hale gelmesinin belirli sebepleri olduğunu ve bu sebepleri anlayarak bu bilgiyi tarihsel olarak dezavantajlı olmuş bölgelere yardım etmek için kullanabileceğimizi söylüyor. Malezya ve Singapur, dünyanın en zengin ve en hareketli ekonomileri arasında. Onlar da Afrika ile aynı coğrafi problemlere ve sağlık sorunlarına, aynı endemik sıtmaya sahip olan tropik ülkeler.
Fakat her ikisi de çevrelerini anlayarak kendilerini dönüştürdü. 50 yıl önce bu ülkeler coğrafyanın ve mikropların oluşturabileceği yükü fark ettiler. Ortaklaşa bir çabayla sıtmayı topraklarından neredeyse tamamen kazımayı başardılar ve ekonomileriyle yaşam biçimlerini değiştirdiler. Malezya ve Singapur'un hikayesi coğrafyayı ve tarihi anlamanın neler yapabileceğini gösteriyor. Açıklamalar size güç verir, değiştirme gücünü. Bize geçmişte neyin neden olduğunu anlatırlar ve biz bunları gelecekte farklı şeylerin olmasını sağlamak için kullanabiliriz. Zambiya hükümeti buna katılıyor. Ülkedeki sıtmayı sonlandırmak için ulusal çapta bir proje başlattılar. Tıpkı Malezya ve Singapur'daki gibi. Yeni ilaçlar, hatta muhtemel bir aşı onlara artan bir başarı şansı veriyor. Sıtmanın kontrol altına alınması insanların refahında artış anlamına gelecek ve insanların refahındaki artış yüksek verimlilik anlamına gelecek. Yüksek verimlilik zengin bir millet olacağımız anlamına gelecek. Çünkü bu insanlar yeterli olana sadece yeterli yiyeceği değil, bir insanı tam ve bütün yapacak, tatminkar bir hayat sürmesini sağlayacak şeyleri yapması için gerekli zamana da sahip olacaklardır bu insanlar. Jared Diamond'ın arayışı insanlık tarihinin büyük güçlerini öğrenmek için. Fakat bu çalışmanın kalbinde bulunan şey, detayların en küçüğü, tek tek insanların yaşamı. Tarihten bahsettiğimizde gelişimden bahsederiz. Toplumlar arasındaki rekabetten ve ulusların zenginliğinden bahsederiz. Kulağa entelektüel gelebilir. Fakat burada, Afrika'da insan bununla yüzleşiyor. Ve Diamond için 30 yıllık soruşturma ve düşünmeden sonra bile tüfek, mikrop ve çeliğin arkasındaki soru her zaman olduğu kadar önemli. Neden dünyamız zenginle fakir arasında bölünmüş durumda ve bunu nasıl değiştirebiliriz? Hayatımın geri kalanında ne konuda çalışırsam çalışayım, asla tüfek, mikrop ve çelik sorusu kadar heyecan verici olamaz. Çünkü bunlar insanlık tarihinin en büyük soruları.